yine bu ekranlarda olacak. O maçın da heyecanını, ligden sonraki derbinin heyecanını sizlere yaşatacağız hafta boyunca. Ama ligdeki derbiyle şöyle bir başlayalım. Konuk takımla başlayalım. Davinson Sanchez'le Ziyech'in yetişip yetişmemesi konusunda tereddütleri vardı. Galatasaray'ın acaba ne durumdalar? Bir de Okan Buruk'un bugün sabah gazetesinde okudum. Mehmet Özcan yazmış, sözleşmesi revize edilmiş galiba. Bir %50'lik zam yapılmış. Derbi öncesi bu gelişmeler var. Son durum ne? Nasıl görüyorsunuz derbi şimdi öncesi Galatasaray? Maaş arttı diye Okan Hoca'nın düşünceleri mi değişti? Yok yok. Yani haber olarak verdim. Tamam yani problem değil. Okan Hoca için Galatasaray'da problem olmamıştır para. Tabii canım. Yani parasızlığı döneminde de Galatasaray oyuncusuydu Okan Buruk. Bir dönem UEFA Kupası'na giderken de paraları ödemekte zaman zaman zorlanıyordu Galatasaray ama kimsenin Galatasaray'da alacağı kalmadı. Tabii. Yani bir alacağı varsa Fatih Terim'in vardır tahmin ediyorum ben. Yani o da almadığı için. Onun dışında kaldığını zannetmiyorum. Çünkü yasalar oyunculardan yani. Ama ücretini beğenmiyordu abi. Onu yani, söyleyelim yani. Kim? Okan Hoca. O zaman 30 milyon TL mi oldu şimdi? Yani. 17-18'den 30'a falan işte. 1 milyon 17, euro. 18, tabii onların primleri de var. TL. Her şeyleri var. Evet. Yani öyle bakmamak o lazım. Yani, ekstra. Yani. Zaten hatırlarsan abi Sayın Başkan'la yaptığımız röportajda bunu sormuştuk. Dursun Bey'le bir sözleşmesinde bir yenilemeye gideceklerini, bunu planladıklarını ifade etmişti o zaman. Ya. Yani normalde bugün ne zaman istese o kasa ona açık olur her zaman. Abi 1 milyon euroya eşitliyorlar alacağı parayı. Çünkü imzaladığı zaman euro o civardaydı. 1 milyon euro 18 civarındaydı. Bugün 30 civarında. Doğru. Yani normal. Yani bunun bir de yani yan ürünleri var. Euro başarı üstünden, primleri var. Tabii euro üstünden yapamıyorsun ya. Yani. Türklerle tabii, anlaşmayı. TL üzerinden. TL üzerinden yapıyorsun. Şeyde kur farkını Okan Hoca'ya farkını vermiş. Farkını verirler zaten yani. Ben son olacağını düşünmüyorum ama doğru yapmışlar birinci de Okan Hoca. Hak ediyor bunları. Sen şimdi ben Sanchez'in oynayamayacağını biliyorum. Benim Sanchez bilgi oynayamayacak. Hayır yok. Yani Sanchez büyük bir ihtimalle Süper Kupa'da da yok. Yani burada Nelson mu Kaan mı oynayacak ona bakacaklar. Kaan'la oynadığında Kaan önemli. Abdülkerim oynayabilir. Çünkü ayağı da ayağı. Orta sahada Torreira olmayacağı için. Oliveira. Ameliyat oldu yok. Onun da belki sözleşmesi dondurulabilir. Yani epey yok. Şimdi şöyle bir şey. Sen maçı soruyorsun herhalde. Hı hı. Yani maç anlamında geçen sene Galatasaray iki maçı da kazandı. Kazanırken bu psikolojik yapıyı iyi bilen oyuncu sayısı Galatasaray'da daha fazla. Yazdım buraya. Mesela çıkacak 11'de bu. Muslera, Boy, Nelson, Abdülkerim. Sol bekte buradaki maçta bildiğim kadarıyla Kazımcan oynadı. Buradaki maçta. Torreira, Kaan. Dubois oynamıştı. Kadıköy'de oynadı. İrfan Can atıldı biliyorsun. Tabi yaptı. Mertens, Kerem, Icardi, Barış Alper. Yani. Bu süreç içerisinde bu oyuncu grubu biliyorlar ama o, özellikle Kadıköy'deki maçın en önemli oyuncularından bir tanesi Barış Alper olmuştu. Ama forvette oynamıştı. Buradaki verecek kararı verecek olan insan Okan Hoca. Yani ben iyi niyetle Barış Alper'in sol bek oynadığına saygı duyuyorum. Fizik gücüyle oynuyor, mücadelesiyle oynuyor ama bir sol bek bilgisi yok. Karşısında da büyük bir ihtimalle Ferdi oynayacak. Ferdi Çal'ın becerisi yüksek. İrfan'la Osay. İrfan Osay. Sol bek ya. Ha, sol bek pardon. İrfan'la belki Ferdi sağ bek oynatıyor ya. Oynayacak. İrfan Can'ın Çal'ın becerisi yüksek. Osay da etkili bir oyuncu. Yani bence bu tarafta sol bek oynayabilecek birini bulması lazım. Ön tarafta rakip defansı beka oynamadığı için yıpratabilecek Barış Alper'e ihtiyacı var Galatasaray. Yani Kerem, Barış Alper, Martens, Icardi yaparım ben bunu. Ön taraf. Kerem, Barış, Alper, Mertens, Icardi. Dörtlüyü böyle yaparım. Çünkü sonraki süreçte belki Tete'yi kullanabilirsin. Kazımcan'ı mı oynatacak abi? Efendim? Başka alternatif yoksa. Oynasın yani çok fazla öne çıkmadan. Ziyech de mi oynatmıyorsun? Ziyech'in de sakatlığı var diyorlar. Onun da oynaması zor değil. Yani Ziyech de böyle bir tempolu oyunu kaldırabilecek bir oyuncu değil. Yani buradaki maçta da oynatabilirsin ama orada mücadele edecek oyuncu var. Bir defa Nelson Abdülkerim yaparsan Torreira Kaan yapman gerekiyor orta sahayı. Yani şey de yumuşak kalıyor. Kerem Demirbay'da.
Yani görüyoruz ama yani Kerem Demirbay da Alman futbolu içerisinde etraftaki oyuncular çok koştuğu için belki o kontrolü yapabiliyor ama top kontrolünü yapabiliyor, dağıtıyor. Fakat klasik rakipten top çalan bir oyuncu değil. Şimdi mesela bugün Fenerbahçe Fred'in eksikliğini fazlasıyla hissedecek. Evet, onu yani da konuşacağız. Açık konuşayım. Yani Galatasaray, ben Galatasaray teknik direktör olsam en az 3 oyuncunu Fenerbahçe'de bana karşı oynamasını istemem. Bir Fred mi? Bir Fred. Değil mi? İki Ferdi istemem. Üçüncüsü de şey istemem. Tadiç'i istemem. Tadiç'i. İstemem. Yani Tadiç'i. Tadiç'i bayağı orta beğeniyorsun. İstemem. Yani ben hep beğeniyorum. Oyuna hakim bir oyuncu. Diyorlar koşmamış, etmemiş. Bir grup var. Bir grup Fenerbahçe beni eşliyor. Ben demiyorum kardeşim. Fenerbahçeli yazarlar söylüyor. Dün geçen gün oyun hoca söylüyor. Teknik direktör çıkıyor burada. Güvenç Hoca söylüyor. Ben demiyorum. Ben adamı geldiğinden beri beğenen ve öven bir adam. Ben demiyorum. Bu işi sulandırmayın. Yani insanlara çakmak için yapmayın. Sonra mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkemeye gidiyorsunuz, para ödüyorsunuz. Ya saçmalamayın. Ben bir daha söylüyorum. Ben Tadiç'i en çok beğenen adam. Bir de şey pardon, Szymański de mesela. Ha, Szymański. Ama çok önemli oyuncular bunlar. Bir tanesi mesela ana merkezdeki oyuncu şifre, yani burada merkezdeki Fred yok. Fred'siz Fenerbahçe takımı zorlanıyor. Çünkü oyuna katkı yapan, hücuma destek veren, savunmadan top alan. Bir maç kazanmış Fenerbahçe Fred'siz. Yani, beş maçın birini şimdi, o da kara gümrük maçı. Mesela Gürcan yazmış Sivas'ta galiba. Sivas'ta kazandılar ya. Alex'siz 4 tane maç kazandı. Evet. Alex, maçta dönmüş. Alex Fred gibi oynayan bir oyuncu değil. Gürcan yazmış mesela bugün. Alex'siz 4 maç kazandı. Alex hücum adamı. Fred öyle bir adam değil. Merkez oyuncusu. Bugün nasıl Galatasaray için Torreira önemliyse, oradan çıkart oraya, onun yerini dolduramazsın. Yok şu anda adam. Onun yerini dolduramazsın. Adam altopot gibi her yere koşuyor, gidiyor, mücadele ediyor. Her maç fazla koşuyor. Ama genel anlamda Galatasaraylı oyuncuların bu oyunu kazandıklarından dolayı rakibi tanıma açısından psikolojik üstünlükleri var işte. Burada doğru oynamaları gerekiyor. Bunu da Okan Hoca belirleyecek. Peki. Yani sonuçta. Detaylara şimdi geçeceğiz. Zaten çok vaktimiz var. Önümüzde 1 saat 20 dakikamız var. Gürcan Bilgiç'e de şöyle döneyim. Derbiden önce Fred olayı. Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Mert Hakan ve Fred. Zorbay Küçük raporunda işte hakaret ettiğini yazıyor vesaire. Tamam, şimdi hakemi zaten 2-3 gündür çok konuştuk. Etti mi etmedi mi onu bir yana bırakırsak. Fred tecrübesinde Brezilya milli takımı, Manchester United görmüş bir oyuncunun derbi öncesi biraz daha dikkatli olması gerekir miydi? Bunu da bir sormam gerekiyor yani. Şimdi, bütün suçu hakeme mi atmak lazım burada? Burada suç değil, küfür etmişse. Yani işte kırmızıyı, eleştiriyleyim. Kırmızıyı gösterecek. Yani şey, bak Kayseri maçının psikolojisine bakmak lazım. Kulübede kim var? Crespo ile İrfan Can. Sınırdakiler. Niye kulübedeler? Çünkü 3 sarı kartları evet. var. Neden kulübede tutuyorlar onu? İsmail Kartal. Hamle diyorlar için. Ki Zorbay Küçük bize çok kart gösteriyor. Biz bu hakeme güvenmiyoruz. Derbi oynayacağım ben. O yüzden kart sınırındaki 2 oyuncumu kulübede tutturuyorum. Bu bir mesaj değil mi? Yani sadece... Abi güvenmiyorlar hakeme ya. Evet. Hakeme güvenmiyorlar. Yani maçın hakemine. Çünkü Başakşehir maçı 7 tane mi ne kart gösterdi? Peki şey oyuna girmedi mi İrfan Can? Girdi. Kaçta girdi? Son dakikalarda girdi. Son dakikada mı? 70'te girdi. Bak bakalım. 70 küsürden. 20'de istese göstermez mi? Anlatıyorum onu da. Evet Bey. İrfan da çok temkinliydi. Dinliyorum da. Araya sabredersiniz. Orta yapıyorum sana. Sabredersiniz. Yani. Güvenmiyorlar hakeme. Ve son dakikalarda takım da bunu biliyor. Mesela Jiku'nun gördüğü kart da o yüzden. Alkıştan gördü kartı. İtiraz. İtiraz. Haksız. Eline çarpıyor. Şey penaltı. Ama o takım psikolojisi. Crespo ile İrfan Can yedek olduğunu neden diye sormuşlardır. Bu da demiş ki bizim işte Başakşehir maçının hakemi adam nasıl olsun bize hak. Bir kere o ön yargı bütün Fenerbahçe futbolcularda vardı. Zorbay Küçük'e karşı Kayseri Spor karşılaşmasında. Bir şey ekleyebilir miyim burada? Tabii. Lafınızı unutmayın. Zorbay Küçük'le Fenerbahçe 11 maça çıkmış. Sadece bir maç kaybetmiş. Tabii canım. Trabzonspor kart maçı. Kart gösteriyor.
Trabzonspor maçı. İşte kart gösterdiği için hani Fenerbahçe kazanıyor yani. Kart gösteriyor ya. Tabii ki değil. Algının babasını yapıyor ya. Peki sana bir şey söyleyeyim. Allah Allah. Zorbay Küçük'le Fenerbahçe Kayseri maçını kazandı mı? Kazandı. Nasıl kazandı? İkisi de seyredik, görüyoruz. Nasıl kazandı? Anladın mı? Zor... Yok, ben muhalefet etmek hayır, için hayır. Bilgiyi vereyim. Hani hayır, öyle şimdi, bir acaba hakeme karşı Kayseri maçı... sonuç odaklı değil kart odaklı. Tamam. Kayseri, şey vardı Kayseri maçı Zorbay Endişe. Küçük'le kazanılan maçlara giriyor. Doğru mu? Hı hı. 9 kişi kalmış takım. Ondan sonra sarı kart sınırındakilerini oynatmamışlar. Yani geçeceksin o istatistikleri. Daha doğrusu sırf Zorbay Küçük deme. Bu sene Fenerbahçe takımı bu haftaya kadar hakemleri yene yene geldi. Biz bir sürü maçta işte Arda kardeşler Ankara Gücü Fenerbahçe maçında hakemi. Net bir kırmızı kart, net bir Fred'e penaltı. Arda kardeşlerle kazandı oldu Fenerbahçe maçı. 1-0. Ankara Gücü'ne net bir derbi de o yönetecek şimdi. Aynen. Bu arada onu da onu söylüyorum. Ya. Arda kardeşler şu kadar Fenerbahçe maçını yönetmiş. İşte şu kadar Fenerbahçe. Arda kardeşlere rağmen kazanmış Fenerbahçe maçı. Rağmen diyorsunuz. Rağmen. Siz. Peki. Şey, sezon için yani güvenden bahsediyorduk. Bölmüştüm pardon. Hakemlerle ilgili bu sezon Fenerbahçe taraftarının ayarı kaçtı. Kaçtı abi. Kimse güvenmiyor hakemlere. VAR hakemlerine de güvenmiyorlar. Yani şey maçında, Beşiktaş maçında VAR hakemi acayip işler yaptı değil mi? İki penaltı verdi, kırmızıyı iptal etti. Şöyle böyle herkes şaşırdı nasıl oldu bu iş diye.